gıybet bir kimsenin aleyhindeki incitici, küçültücü söz ve davranışlar ifade eden ahlak terimidir. Sözlükte kelime manası olarak uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak gibi anlamlara gelen gayb kökünden isim olup aslında hem iyi hem de kötü sözlerle anma ifade etmekle birlikte ıslah olarak, terim olarak, bunun manası genellikle kötü sözlerle anma manasında kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin 12. ayetinde çekimli fil olarak geçmektedir. Burada bir kimseyi sırf zanna ve tahmine dayanarak yargılama ve gizli kusurlarını araştırma yanında gıybet de yasaklanmış, haram kılınmış, ve gıybetin ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmesiyle de bu davranışın iğrençliği ve son derece kötü olduğu vurgulanmak istenmiştir. Bu benzetmeden ölü etinin yenilmesi gibi gıybet etmenin de haram olduğu hükmü açık ve net olarak çıkarılmıştır. Gıybetle ilgili en çok söz konusu edilen şeyin neyin gıybet olup olmadığıdır. Her konuşma, her tavır, her durum acaba gıybet midir? İşte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gıybeti en güzel ve net bir şekilde şöyle tarif etmiştir. Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde onun olmadığı bir yerde anmandır. Ne kadar harika ve herkesin anlayacağı bir tarif. Bu tariften herkes net bir şekilde anlar ki bir kimsenin olmadığı bir yerde onun hakkında onun hoşuna gitmeyecek, onu rahatsız edecek ve onun rahatsız olacağı şeyleri anlatmak gıybettir. O halde bir kimseden bahsederken eğer onun duyduğunu varsaydığımızda anlatacağımız şeylerden rahatsız olacaksa bu doğrudan gıybet demektir. Derhal bu günahtan sakınmak ve terk etmek gerekir. Zira gıybet iki yönlü bir haramdır. Hem kul hakkına girer, onunla helalleşmek gerekir. Hem de Allah hakkına girer, Allah'tan tövbe etmeliyiz.